Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir oyunla yine karşınızdayım. Yine RPG hack and slash türünde bir oyun. Warhammer 40.000 Inquisitor Prophecy arkadaşlar. Aslında bu bir ek paket, bu bir DLC arkadaşlar. Bu oyunun orijinali yine Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr diye bir ana oyun aslında arkadaşlar bu. Fakat üstüne Prophecy'yi de aldığınız zaman size ekstradan bir sınıf eklemiş oluyor. Yalnız Prophecy'yi tek başına da oynayabiliyorsunuz ama oyunun büyük sadece Prophecy'nin DLC'sini tek başına oynamış oluyorsunuz. Yani ana oyunu ve karakterlerine ulaşmamış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de ben size ilk oyun olan Martyr'ı almanızı tavsiye ederim. Ardından da Prophecy'yi yani bir ekstra karakter olarak da alıp hikayeye devam etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu oyun Avrupa'da ve Amerika'da bilinen bir oyun. Türkiye'de biraz az duyuldu arkadaşlar bu. İnanın ben de Steam indirimleri olmasa bu oyuna fazla bir gözüm ısırmıyordu. Ama Steam'de o kadar güzel bir indirime girdi ki oyun. Hemen ben de tüm DLC'ler dahil 75-80 gibi çok güzel bir rakama bu oyuna ulaşmış oldum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu oyun yine hack and slash RPG ama shooter ögeleri de oyunda fazla. Bu shooter ögelerinde arkadaşlar kanalımızda yine alien shooter ve zombie shooter oyundan çok alıntı almış bu. Kötü mü yapmış, gayet iyi yapmış. O da sağlam oyunların bir tanesi. Fazla tanınmadığı için kanalımızda fazla ilgi görmedi bu oyun. Ama aslında arkadaşlar çok keyifli, güzel oynanan bir tanesidir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz de bu Warhammer dünyasına fazla aşina değiliz ama en azından bizim Chaos Bane diye bir oyun vardı arkadaşlar. Ona ortalama bir de hatta onu puanlamıştık biz onu. Kötü bir oyun değildi. Oynaması keyifliydi. Bu da emin olun ki o standartlarda oynanan bir tanesi olmuş. Biz hemen şimdi hemen oyuna hızlı bir giriş yapacağız. Switch karakter diyorum. Ben arkadaşlar 55'e kadar bir assassin, sniper assassin yaptım. Bir de Heavy Gunner Crusader'ı özellikle denemek istedim. Enteresan sınıfları var bu oyunun. Zaten şimdi bunların hepsine gireceğiz. Biz mesela bir create karakter diyelim ve ben size sınıfları tanıtmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar hemen Crusader'a giriyoruz. Burada arkadaşlar Crusader tamamen tank sınıfı. Zaten burada size direkt diyor şu kısım daha önemli. Şunlar normal skill'lerini söylüyor size ama bunun çoğuna ulaşıyorsunuz. Ama ilk başlangıçta size verdiği ve size tavsiyede bulunduğu mesela Power Sword, Great Sword and işte Suppression Shield'miş. Mesela daha çok bu melee olarak daha performanslı bu adam. Tabii ki hemen ikinci Tactical Crusader'a geçiyoruz arkadaşlar. Burada hemen daha çok orta range'e range'e geçmiş oluyorsunuz. Last Pistol and Autogun kullanmış oluyor. Yine bu defansif skill'leri daha ağırlıklı oluyor ama bu sefer de range yapmış oluyorsunuz. Hemen bir Heavy Gunner'a geçiyor ki ben bunu tavsiye ederim. Emin olun çok keyifli bir adam. Shotgun and Last Gun kullanıyor. Gerçi bunların hepsi Heavy Gun da kullanabiliyor ama arkadaşlar bu uzak mesafeden ağır makineli kullanıyorsunuz. Yakın mesafeden yatka geldiği zaman çok kalabalıklarda da hemen pompaya geçip müthiş bir damage sağlayıp onları darma duman edebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi dediğim gibi tekrar şu üçüncü sınıf yani şu Crusader'ın şu sınıfını çok oynadım ve beğendim. Öbürküne inan denemedim. Çünkü ben de oyunu ortalama 6-7 gündür işte tatil aralarında falan biraz girmeye çalıştım. Hemen Assassin'a geçiyoruz arkadaşlar. Ben direkt sniper yaptım. Çok da keyifli, güzel bir adam oldu. Şimdi onlar arkadaşlar birazdan detayına gireceğiz. Ufak bir build tanıtımı yapmayacağız ama ona da biraz girmiş olacağız arkadaşlar. Sniper, komple sniper kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunda otopistol yani onu tavsiye ediyor size. Tüm silahları kullanabilirsiniz ama bu adamı sniper ağırlıklı olarak kullanmanız daha iyi. Şimdi hemen burada Rator neymiş bu? Rator Assassin mesela arkadaşlar. Bu komple melee ve stealth de yani daha çok bodysuit kullanmanız daha iyi. Ona gireceğim arkadaşlar. Burada armorlarınızın içindeki skill'ler çok önemli. Onlar farklılaştırıyor adamın. Dodge mekaniklerini kullanacağınız enteresan bir full assassin kullanabileceğiniz bir karakter. Arkadaşlar burada
Radyakatör asasan var. Bu shotgun ve sniper kullanıyor. Bu da enteresan. Ama ben full sniper gittim. Onu da tavsiye edeceğim niye öyle olduğunu. Ben yine shotgun da kullanıyorum arkadaşlar. İkinci silah olarak. Özellikle yakınlar çok kalabalık, çok küçük böcekler falan geliyor, yaratıklar. Onları falan dağıtmanız için o. Hem yani esas bossları falan sniper müthiş indiriyor. Yani çoğuna tek atıyorsunuz. Onu da ben size ufaktan bir giriş yapmış olacağım. Şimdi arkadaşlar hemen burada büyücü burada şu şekilde Pyskr olarak adlandırmışlar. Bu arkadaşlar büyücü bir sınıfı. Mesela bakın Force Step direkt kullanıyor. Mesela bugün yine özel armor şeyleri var. Hemen şurada Force Sword and Forge Rod diyor. Yine bir elinize küçük step alıyorsunuz. Bir elinize bakayım kılıç alıp da kullanabiliyorsunuz. Ben bu sınıfı denemedim. Çok derine girmeyeceğim. Ama en azından size söyleyeyim. Burada da Bolt Pistol ve Forge Rod. Yine bir elinizde farklı bir lazer tarzı bir silah. Ve yine elinizde yine bir elinizde bir asanız oluyor. Şimdi arkadaşlar siz Material yan bakayım evet. Material paketini yani full oyunu aldığınız zaman şu 3 sınıfa ulaşacaksınız. Ama Prophecy'de aldığınız zaman işte bu tek adep sınıfı gelmiş oluyor. Arkadaşlar burada yine balta olarak çift el balta olarak bir kullanmış oluyor bu. Daha çok bu robotları, drone'ları falan çıkaran değişik bir sınıf olmuş. Hemen burada yine Plasma, Cleaver, Technomancer, Vestment'ı kullanıyor. Yine burada özel lazer silahları var arkadaşlar. Bunlar kanalitik silah olarak geçiyor. Onu anlatacağım içeride. Bu oyun biraz detaylı. O şekilde kullanıyorsunuz. Şurada da Adap Skiratos'muş bu. Neymiş? Radium Karbin. Bu da yine farklı bir şekilde özel bir lazerli bir silah var arkadaşlar. Onlardan falan kullanmış oluyorsunuz. Yana tabii ki ekstradan da işte yaratık falan çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu cancel diyeceğiz. Arkadaşlar yine buna Diablo 3'te çok göndermeler var. Diablo 3'teki gibi seasonal karakter olarak açmış oluyorsunuz. Dediğim gibi ben bir karakter daha açtım. Yani şu karakteri Heavy Gunner ve Crusader olarak ben direkt girdim buna. Ama biz şimdi Assassin'a gireyim. Çünkü daha çok oyun içinde oynarken açabileceğiniz bir sürü özellikler var. Onları bu karakterde anlatmam size daha kolay olacak. Biz hemen buradan play diyoruz. Oyuna başlıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ben bunu oyuna Steam indirimlerine çok iyi bir fiyata ulaştım. Ama şu an tekrar fiyatı biraz yükselmiş. Full paket dahil hemen hemen size hepsi dahil 250-260 lira civarına falan denk geliyor. Ama ben emin olun ki dörtte bir fiyatını aldım. İşte ara ara bunu takip ederseniz benim gibi uygun bir fiyata alıp sahip olabilirsiniz. Nasıl diyeyim size arkadaşlar oyun konusu çok uzun, daha oyunu bitiremedim ben. Çok derin bir konusu yok. Sadece sizi dungeon sistemi üzerine kurulmuş bir şekilde anlatıyor. Chaos Bane gibi arkadaşlar sistem bunun. Ama bunu haritalar falan hemen hemen çok benzer. 10-15 çeşit haritası var. Genelde o haritaların içine size oyunu oynatmaya çalışıyor. Ama oyunun dinamikleri enteresan geldi. Arkadaşlar oyun size oynatıyor emin olun. Yani devam ediyorsunuz oyunda. Oyundan hiç kafanızı ağrıtmayın. En azından uygun bir fiyata aldığınız zaman da bu oyunu keyifle onlarca saat oynayabileceğiniz pozisyona getirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen ben şu kısmı bir anlatacağım size ilk giriş olarak. Şurada satıcınız var. Bu size değişiyor. Şimdi ben asasan olduğum için bu kısmı asasan olarak gelmiş oluyor bana. Şu şekilde buradan çok iyi şeyler satmıyor. Adamımız idare ediyor ama ben pek iyi bir şey bulamadım arkadaşlar. Şu kısmı var satıcının. Şurada Blueprintler satıyor arkadaşlar. Bunları satın aldığı zaman biraz da fiyatları pahalı. Oyunda paralar biraz sıkıntılı ama oynadıkça alıyorsunuz. Şu tür blueprintleri aldığınız zaman artık bu silahların hepsini yapabilme şansınız oluyor. Onu şimdi birazdan craft bölümüne göstereceğim. Şurada arkadaşlar tüm skillerini sıfırladığınız bir item var. Onu alabiliyorsunuz. Burada şu şekilde de özel onu invent bölümüne anlatacağız şimdi. Bazı itemlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada bakın şurada 100 yazıyor mor bir para. Bunu görevlerden veriyor size. Görevlerde kazanıyorsunuz bunu ayrıyeten. Yani o görevi bitirmeniz gerekiyor. Oradan verdiği puanlar var. Onlardan %100'e legend çıkarttı. Hatta bunda biraz itemlar farklı. Legendlar var. Bakayım şöyle. Beyaz, mavi, bunda yeşiller, mavinin bir üstü olarak morlar şu şekilde pardon legendary'ler ve bir üstü de şöyle çok kırmızı epic item'lar çıkıyor arkadaşlar. Bunları o şekilde alıp 100-100 bunlara size 3-4 tane veriyor bir seri. O şekilde yani görevleri bitirmeye odaklıyor sizi. Görevleri bitirip de bunların paralarını elde edip bu şekilde de bu item'ları sandıkları alıp açabiliyorsunuz. Şuna bakayım bir. Ha burada özel
Mesela diyor ki işte bu satın aldığın zaman bunu %50 damage bonus veriyor size 5 mission boyunca. Bu tip özel item'ları alabilirsiniz. Şurada bakayım bir. Bu şurada size double bulma şansı veren çok pahalı tabii bunlar arkadaşlar. Bu çok oyun çok oynamanız lazım. Double item düşürme şansı veren sandıklar var. Bu da 5 tane tarot mission'da geçerliymiş. Bu da bakayım. Bu da düz mission'larda, bu da tarot mission'larda. Şimdi onlara birazdan gireceğiz. Onlara geçerli oluyor. Aklınızda olsun en azından bu kısımda da. Şu kısma fazla bir şey bulamazsınız ama şu kısmı satıcının önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim ben. Şimdi şuraya aldım. Şurada bir mail bölümümüz var. Bana herhangi bir şey gelmedi. Şu Void Crusader bölümü var. Bunu ben bir görevde açtım ama bunun daha sonuna kadar ben gidemedim. Hardcore makro seçenekleri var. Buna ekstradan bana herhangi bir item daha vermedi. O yüzden de bu şu Void Crusader'ı daha tam çok detaylı bilmiyorum arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Şimdi şurada haritalarınıza girip de şu şekilde dün dungeon sistem bu diye komple bu şekilde bağlıyor arkadaşlar sizi. Burada tüm görevlerinizi seçiyorsunuz. Hatta işte Glory Pro Point'lerinizi bakın şuna ilerliyor onlara bakın. Şurada bize hediyeler falan verecek işte devamlı. Bu görevleri yaptıracak. Onlar geliyor. Sosyal bölümü var. Şurada Kabal bölümü. Burada Kabal arkadaşlar. Journal bölümünü şu şekilde size anlatmış oluyor. Yani burada siz sadece tekstleri okumuş oluyorsunuz. Hani ekstrem bir şey yok. Şurada mission'a bağlanma ve direkt şurada karışık mission'lara bağlanma bölümleri yok. Available random mission'lar diyor. Bakın bu leveller hep yüksek kırmızı girmeyin. Şu yeşillere girmeye çalış. Onun için birazdan söyleyeceğim. Yine bu sisteme dönüyorsunuz. Şurada Command Glitch'e dönüyorsunuz mesela. Şimdi en son ben buradaymışım. Mesela şöyle yaptığı zaman beni komple geriye doğru atar. Şöyle bir komple geriye doğru gitsin. Şu kısmı atmış oluyor sizi. Bu kısmı da seçiyorsunuz ama buralara ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Onu değiştirmişler. Bakın şurada yazıyor ya. Şuraya bastığınız zaman ana görevleriniz falan geliyor. Yani buralarda çok uğraşmanıza gerek olmuyor. Şu Command 1 içe. Oyunun ilk başındayken buralara gireceksiniz. Sonra size görevleri şurada açmaya başlayacak. Buraya tıkladığınız zaman da buradan devamını getirebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada DLC'lerden gelen görevler var. Burada random'da girebiliyorsunuz. Buradan görevlerinizi seçiyorsunuz. Sonra size bir altılı bir zincir açıyor. Görev zinciri. Onu bitirdikten sonra ödülünüzü ve puanlarınızı alıyorsunuz. Burada özel görevlere devam edeceksiniz. Ben şunu söyleyeyim. Daha göreve devam ediyorum ben. Daha oyun ne kadar uzun inanın ben hiç video setmem biliyorsunuz. Kendim tek keşfetmeyi severim. Daha devam ediyor oyun. Ben ne zaman bitti inanın bilmiyorum. O şekilde ben ana görevlerden devam ediyorum. Zaten sizi direkt oraları yönlendiriyor. Şimdi arkadaşlar burada enteresan bir sistem var. Arkadaşlar burada şu kısımda potlarınız var. Pot koymuş oluyorsunuz buraya. Potlarınızı ayarlamış oluyorsunuz. Yalnız potlar rastgele yapılmamış. Bir sürü seçeneğiniz var. Örneğin potlarınızı damage buff. Mesela bu benim damage buff'lı bir pot. Damage buff olarak koyuyorum ben. Şuradan bazı kırmızı potlar var. Şu kırmızı potlardan daha çok hayat doldurmak için şu kısma. Damage istiyorsanız şu kısma. Yeşil ya yani yeşil bölümler arkadaşlar daha çok işte cooldown, muldown ve şeylerinizi ayarlıyorsunuz. Bunu potunuzu taktığınız zaman burada ses seçeneklerini açıyor. Bu şekilde potlarınızı nasıl canınız istiyorsa şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne diyor burada? Crit istiyorsanız hayat bastığınız zaman crit veriyor size. Damage istiyorsanız damage veriyor. Daha çok cooldown istiyorsanız cooldownlar veriyor. Bunlar şu şekilde 3-4 tane seçeneğiniz varsa bakın 7 taneymiş 7 tane pot veriyormuş bana. Kapasitesi 22 falan. Hepsini ayarlayıp buradan istediğiniz gibi potlarınızı istediğiniz gibi çıkarıp ayarlayabiliyorsunuz. Çok enteresan bir seçim olmuş. Bu kadar detaylı bir pot hiç bu oyunda ben görmedim ben. Yani potlar size ekstra bufflar veriyor. Onları buradan parça parça size ilk oyunun başında onu ufak ufak vereceği için daha rahat bir seçenek yapabileceksiniz. Çok çok güzel değişik bir sistem olmuş arkadaşlar. Yani öbür oyunlarını ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi ben onu gördüm. İşte co-op bölümü var. Co-op bölümünde bir sürü parti bulabiliyorsunuz. Ben hiç girmedim ama siz deneyebilirsiniz. PvP'sini ben denemedim arkadaşlar. PvP isteyen arkadaşlar da burada oyunu yedikten sonra iyice sağlam olduktan sonra bir PvP'sini buradan deneyebilirler. Arkadaşlar burada kasalar var. Dediğim gibi kasalarda böyle legendlar, özel itemlar falan düşürüyor. Bunu şu run arkadaşlar bunlar run diyorum yani taşlar. Bakın şurada dörtlü mörtlü koyabiliyormuşum ben. Ama bunları daha çok ileride ben düşürüm yani yavaş yavaş düşürüyor daha. Bunları ortalama 40'tan sonra daha çok verdi. 40'tan sonra veriyor arkadaşlar. Ona göre yani aramayın ilk levellerde. 40'tan sonra bunları daha rahat size
düşürüyor. Mesela bakın şurada bir tane daha varmış benim o şey potlarından. O tip bir şey de koyup potlarınızı burada güzel şekilde nasıl diyeyim size kostümize edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gireceğim arkadaşlar. Ben bakayım şurada anlatabileceğim. Ha şurada da bir craft var. Onu da gireyim. Sonra ilmenti geçeceğim. Arkadaşlar craft bölümünde salvage burada. Şu, örneğin maviler var ya. Ben salvage dediğim zaman tüm mavileri burada kıracak. Ben şimdi kırmayacağım onları. Bakıp öyle kırmanızı tavsiye ederim. Yeşilleri burada, morları burada. Hepsini kırabilirsiniz burada. Kırdığınız zaman şuraya doğru itemlarınız geliyor. Buna sarılar dahil, glory'ler dahil. Ona göre item craft'larını size istiyor. Şimdi craft bölümünde arkadaşlar craft item yapabiliyorsunuz. Mesela craft item zaman mesela bunu yapıp ben şimdi bir tane yaptı bunu. Ben rastgele yaptım. Claim diyorum ve alıyorum arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi şöyle söyleyeyim ben. Craft'lık modifiye. Şuradan seçiyorsunuz arkadaşlar craft'larınızı. Bakın bir sürü craft gelmiş. İşte bu blueprint'ler lazım size. Oyunun içine de düşürüyor bunlar. Oradan satın alabiliyorsunuz. Hepsini buradan yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde craft daha bu çok gelişecek. Hatta bakın burada özel legend, özel kırmızı, daha kırmızım yok. Legend de yapabiliyorsunuz. O şekilde de craft devam edebilirsiniz. Arkadaşlar modify item diyorsunuz. Mesela modify'de bir tane silah buraya koyuyorsunuz. Şurada bakın bana daha kapalı. Ona birazdan gireceğim. Reroll diyorsunuz. Reroll enchantment, reroll value yani bu şuradaki şeyler spesifikleri enchant dediğiniz zaman da bakın şurada bir şey çıkıyor. 17 defa ben bu silaha değişik yapabilirim demek bu. 1 ise 1, 2 ise 2 defa değişik yapma hakkınız olduğunu söylüyor. O yüzden de bu önemli. Buna dikkat edin. Eğer bu çok iyi bir silahınız var, o hakkında fazla yok. Şu çok yüksek, pahalı bir şekilde de bunun hakkını arttırıp bu şekilde de buradan devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu silahta 17 defa varmış. Ama hani mesela bu artı bir levelini de arttırabiliyorsunuz şu altta. Enteresan bir craft sistemi kötü değil. Çok gelişmiş değil ama bu oyun için yeterli olmuş arkadaşlar. Forging'in bazı bölümleri var. Daha onlara giremedik. Şurada Apprentice bölümü bu şeyinizin şeklini falan ayarlayabiliyorsunuz. Tech tree arkadaşlar burası önemli. Daha ben buralara hiç girmedim ama benden bazı şeyler işte örneğin bakın şunu açmak için benden çok büyük para ve şu çok değerli olan daha çok az bende değerli olan materyaller istiyor. Çok çok görev yapmamız lazım bunların komple craftlarını açmamız için. İşte şu modifiye bölümünde onları bakayım şurada. Modifiye'de kilitliyor işte arkadaşlar mesela şunu koydum ya ben rastgele bir şey koydum. İşte bunları mesela bakın kilitli bende onları açıp bunları craft olayını geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden de daha oyun çok oynamamız lazım arkadaşlar. Benim size ilk giriş videosu gibi olacak bu. Hem de size her şeyi oyunu nasıl oynayacağınızı anlatmak için, istediğim için bu şekilde bir video attım. Daha oyunun son nihayesine ermedik. Yani yeni alacak arkadaşlara da çok çok fayda olacağım ben eminim. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şimdi bu haritanız bu şekilde. Hepsini işte şurada bakayım ne vardı. Ha burada sıralamalar, leaderboardlar, season'da kimler ne yapmış. En yüksek adamları falan söylüyor arkadaşlar. Burada bakın bu Avrupa Server'ı falan söylüyor burada zaten. Şurada Kuzey Amerika falan onları hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Şimdi bakın tekrar ben şimdi Invent'e geliyorum arkadaşlar. Şimdi Invent'te arkadaşlar Diablo 2 gibi şöyle taşlar bu hatta biliyorsunuz en son Last Epoch'ta da vardı bu. O tip bunlar inventinizde kalıyor size özel güçler veriyor arkadaşlar. Bu ekstradan size ufak bir bonus. Bu şekilde mesela ne veriyormuş? Damage bonus veriyormuş 2 saniye boyunca. İşte Supreme Damage Reduction veriyormuş bana bu. Veya artı 50 Shield Charge Gain 10 kill diyor. Onlar efendim veriyor. Çok güzel şeyler veriyor. Bunlar inventsiz yer kaplıyor. Diablo 2 de vardı biliyorsunuz. Bunlar bir Last Epoch da var. O tip bir item'ı. Bunları düşündüğünüz zaman satmayın sakın. Bunlar inventsiz dursun. İyi paralar veriyor bunlar ama inventsiz dursun arkadaşlar bunlar. Şimdi invent bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 tane size yer olarak açmış oluyor bu şekilde. 3 invent slotunuz oluyor. Şimdi şurada invent bu şekilde de istediğiniz gibi buradan şu hatta sort işte rariteye göre her şeye göre ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sort yapsın şu şekilde ayarlıyor mesela. Rariteye göre ayarladığında bu şekilde ayarlıyor. Rarite bölümünde şu şekilde yaptığı zaman da levele göre ayarlıyor arkadaşlar. Hatta bizde 2 tane blueprint varmış. Onlar ne gelmiş? Şimdi okuyalım ya. Ha bunlar bende varmış. O yüzden bu çarpı olarak gösteriyor. Şimdi invent bölümünde invent'i farklı arkadaşlar bunun. Şöyle yapayım ben. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekipmanınız var. Hatta bu natural neymiş bu? Farklı ekipman seçenekleri sunmuş arkadaşlar burada. Mesela şuraya bakın main implant diye bir şey var. Artifact main implant diye. Bunu takmış oluyorsunuz. Bu size ekstra özellikler veriyor. Şu şekilde eye implantlar var. Yani bu sniper olduğu için bunun
şey var. Bu da telsiziniz var arkadaşlar. Burada değişik telsiz gibi bir şey. O da size bir sürü özellikler veriyor. Ya bunları hepsini takacaksınız arkadaşlar. Her birine hangi adamınız uygunsa ona göre şey yapacaksınız. Bu Valmobiles farklı. Şurada tek bir armor giyiyorsunuz. Bir tane. İşte bu armorlar çok önemli arkadaşlar. Mesela bakın. Şimdi item level 48 armor bölümü yazıyor ya. Bu benim adamım mesela 3 tane hologram çıkarıyorum. Mesela şu armorda size armor sağlıyor. Mesela. Bakın başka farklı. Ha, bu da zaman mamanı durduruyor. Çok farklı bir armor. Yani bunları oyun stilinize göre seçmeniz çok önemli. Her bu öbür adamlar için de farklı tabii. Bu adam sniper olduğu için bu şekilde söylüyor size. Yani zaman durdurma, daha çok armor stil, işte bu kaybolma falan sağlıyor size. Ben daha çok yanıma adamlar çıkarıp o şekilde savaşmayı seviyorum. Ben şu anda bu armor kullanıyorum. Bunu seviyorsanız hep bu armor'unu arayacaksınız. Bunu seviyorsanız bundan, bunu seviyorsanız da bu armor'unu aramanız önemli. Şimdi arkadaşlar yine burada özel bir reliğiniz var. Sil işaret, bu da enteresan, burada bir işaret takıyorsunuz. İşte bu potlarınızı ayarladığınız özel bir şey, bu ne diyeyim özel bir relik. Bu delik. Şimdi burada arkadaşlar bir silah takıyorsunuz. Set 1 ve set 2 olarak iki tane, ben birine pompalı, birine sniper koymuşum ben. Şimdi arkadaşlar burada da sniper'ınıza özel simgeler koyuyorsunuz. Çok güçlendiriyor onları. Bunları da çok düşürüyor. Bunları bulmanız da önemli. Hatta burada bir sürü şey gelmiş. Bunları biz pek incelemedik. Daha sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde signal'ınızı koyduğunuz zaman silahınızı bakın acayip damage'lerini arttırıyor. Onların özelliklerini değiştiriyor. AOE skill şu bu hepsini arttırıyor. Bunlar önemli. İki set yapmanız iyi arkadaşlar. Ben sniper'da bir tane sniper, bir tane de pompalı tavsiye ederim. Buraya çift pistol da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyun biraz detaylı. Şimdi şöyle gireceğiz biz. Şimdi arkadaşlar şu her bir silahın kendine özel bir skill'i var. Bakın mesela şimdi burada birçok çeşit sniper skill'leri var. Bu sniper skill'lerini arkadaşlar, örneğin bu fizik sniper'ı ve patlatma üzerine yoğunlaşmış bir sniper arkadaşlar. Hatta bakayım şurada bir kasamda farklı sniper var mı? Ben genelde fizik kullanırken fizik almışım ama mesela şu satıcıda vardır belki. Şurada bakayım. Arkadaşlar şansınız da var ya, yemin ederim. Hepsi şey sniper'ıymış ha. Hiç sniper da vermemiş. Şimdi arkadaşlar 4-5 çeşit silahınız var. Hatta onu şu craft bölümünden göstereyim. Bu önemli. Şimdi şöyle crafting diyelim. Şurada bir tane sniper olacaktı benim. Şu mesela Exodus sniper. Arkadaşlar mesela bu armor delme ve yaratıkların içinden geçme mermisine sahip bir sniper. Mesela bu sniper'a gittiğiniz zaman artık işler, bakın bu da physical'mış mesela. Bakın şu çok önemli. Silahlarda physical, kinetik yazıyor. Şimdi onu skill bölümüne anlatacağız. Bu physical şey bölümüne girdiğiniz zaman özellikle de yani bu tip skill'leri arayacağız arkadaşlar biz bunda. Fizik skill'lerine doğru yöneleceğiz. Ve bu tip itemlerimizin üstüne de fiziki ait özel, spesifik roller arayacağız arkadaşlar. Örneğin siz lazer sniper'ları var. Lazer'e doğru yöneleceksiniz. İşte kinetikler var, bu daha farklı zehir mehir. Onlara doğru yönelmeniz gerekecek arkadaşlar. Biz hemen şuradan skill bölümüne geçiyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Çünkü size o silahlardaki şeyi mutlaka söylemem gerekiyor. Şimdi şu karakter bölümünden başlayalım arkadaşlar. Burada karakter bölümünde şimdi şurada zaten leveliniz falan yazıyor. İşte burada find cabal, yani bu şeyi falan bulabilirsiniz diyor. Nasıl diyeyim size, guild falan. Şimdi arkadaşlar şuraya tıkladığınız zaman size bakın level 1'den başlayacak bu. Şimdi level 1'de artık size mesela şu tip itemler açacak, özel ekipmanlar açacak, size ne bileyim böyle bakın pot mod açacak, özel skill, bakın hep pasif skill pointleri verecek. Bunun yanında ekstrem bakayım, skill'e de ayrıca bakın şu tip skill'leri açacak, yani bu kıza ait olan skill'leri açacak daha çok. Gerçi bazı karakter, öbür karaktere girdim ben. Mesela genelde tüm skill sistemini öbür adamınıza da açılmış olarak gelmiş oluyor. En büyük avantajların bir tanesi o. Mesela bu adamla yaptınız. İki öbür adama geçtiğiniz zaman yine bu skill'leri burada görebileceksiniz. Şimdi şöyle devam ediyoruz mesela bu şekilde. Ya bunun tüm özel, bakın en son mesela ammo kapasite ve damage bonus projektör, yani tüm silahlara damage bonus olarak bize bir tane şarjör, özel şarjör açmış mesela. Artık böyle devam ediyor. Şu komple ben gideyim. Maksimum level de burada 100 olarak gösteriyor. Zaten o şekilde de
level aralığında buradan görüp ödüllerinize buradan bakabiliyorsunuz. Şimdi inventory'yi zaten ortalama anlatmıştık. Şimdi pasif bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Şimdi pasif bölümünde burası enteresan olmuş. Pek bir oyuna benzemiyor ama Chaos Pain'i videolarını izlerseniz onun sistemin hemen hemen aynısı diyebilirim. Yani bu da sonuçta onun kendi oyunu. Arkadaşlar siz burada bazı şeyleri yaptıkça, örneğin sniper'ı yüklendikçe bazı skill'leriniz burada açıyor. Level aldıkça da bazı şeylerinizi, ekipmanlarınızı ve burada skill'lerinizi yavaş yavaş açmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada melee combat, ranged, single, area, bakın hit, bakın damage overtime, yani bu şöyle gelin daha güzel olur. Şurası melee combat arkadaşlar, komple melee üzerine. Şimdi burası ranged, bu neyin ranged arkadaşlar? Sniper değil. Bu makine tüfekler, ağır makineler, range olanlar, long range, orta, medium range olanlar. Pompalı da biraz dahil olabiliyor ama tam değil arkadaşlar. Pompalının skill'leri biraz daha farklı, gireceğiz ona. Onun için bana atacağım. Arkadaşlar single DPS direkt sniper, tamamen bir adam üzerine, yani bir boss üzerine yoğunlaşıyorsunuz burada. Ki oyunda onu göstereceğim size. Tamamen tek bir adama, yani tek bir yaratığa sağlam vurmuş oluyorsunuz. Bakın komple bir koca bir skill ağacı bu. Şunu söyleyeyim, skill ağaçları çok derin değil. Neden derin değil arkadaşlar? Bakın %3 demiş bonus. Mesela bakın %3, %3 mesela %8 azıcık. Benim işime yaramıyor da hani şu mecbur şuna boş boş açtım onu ben. Bakın %3 falan, yani az az veriyor arkadaşlar. Yani şu kalabalığa fazla aldamıyorum. Birçok oyunda biliyorsunuz bunu bir tek skill ile çözüyor ve aslında. Bakın bir sürü şey koymuş oluyor. Ama dediğim gibi çok büyük yüksek şeyler vermiyor. Size mesela bir skill, mesela şu skill'i 5'e bölmüş. 5 tane yolmuş. Birçok oyunda değil mi? %3. Bakın 3, 3, 4, 5 tane %15 damage yazar değil mi normalde? Ne yapmış abi bunu? Biraz da kalabalık görünsün diye 5'e bölmüş. Demiş ki hem kalabalık görünsün hem de yolunu çizsin demiş, ama yani aşırı bir derinlik olmuyor ki. Kaos bende de aynı sorun vardı, bunun da aynı sorun var ama en kötü değil arkadaşlar. Daha iyi olabilirdi öyle diyelim. Hani adımızı değiştiriyor bu skiller. Ama şu 5 taneyi bir skillde toplayabilirdin yani. Daha farklı bir şeyler düşünebilirdin. Tabi ona da yetenek lazım. Bayağı bir derin, daha derine inmeleri lazım oyunda. Çünkü böyle bir skilli 5'e bölerek işte biraz daha kalabalık göstermiş. Onu net söyleyeyim yani. Biliyorsunuz benim videolarım genelde böyle oluyor. Şimdi araya damage efektleri, bakın bu pompalı mesela. Bunu komple pompa olarak bu araya damage efektlerine girebilirsiniz. Bir de alev makinesi arkadaşlar. Alev makinesi de var oyunda. Alev makinesi de kullanabiliyorsunuz. Büyük silahlar grubuna geçiyor. Heavy weapon olarak geçiyor. Mesela alev silahım var. Hemen araya efekt, bir de hit, bu ateş mesela bu da. Bu ikisini birleştiriyorsun abi. Al sana baba bir skill kombinasyonu oluyor. Bunu bir arada toplayabilir, toplamamış. 2'ye 3'e bölmüş. Olsun, fark etmez. Sonuçta oyuncu sizi bir şekilde oynatmaya çalışıyor yani. Şimdi araya efekt daha çok. Bakın şu kısım pompalı. Çok güzel pompalı çalışıyor. Tüm araya efekt çünkü pompalıların. Şurada hit, alev. Şimdi bu damage overtime, burada zehir ve kanama arkadaşlar. Yani fizikli de var kanamalar da, burada birleştirebiliyorsunuz onu. Critical hit tamamen makine tüfek, kılıç. Asistan yapıyorsunuz critical, mesela bakın ben sniper'ım, benim atışlarım yavaş. Ben critical gitmedim hiç. Onda bazı skill'leri var. O yönden anlatacağım onu. Çok güzel yapmışlar onları. Ben critical'a ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben çok kritiğe girmedim. Şimdi aim, şimdi mesela ben şu, bakın single shot doldurdum. Sonra aim shot. Tamamen sniper burası. Sniper doldurdum arkadaşlar. Execution, yani bu kafa kesme, bir anda öldürme falan. Buradan bakayım. Execution skill'lerine giriyorsunuz ama bu da assassin için arkadaşlar. Bizim için değil aslında. Daha çok assassin'ın kılıç falan kullanırsanız daha iyi olabilir. Bazı range silahları da biraz iyi olabilir ama benim tavsiyem daha çok kılıç için. Physical'a bakışı, ben gidiyorum şu anda, burayı tamamlayacağım. En son bunu açacağım. Artık benim her açtığımda fiziklere falan çok yüksek, onlara debuff falan verecek, kanama manama şu bu. İşte o zaman belki damage overtime'a biraz gidip, daha bayağı level alıyoruz. Daha 45 levelimiz var önümüzde. Şuradan falan belki, bakın şu blending enemy or slowed as well diyor. Ben adamları yavaşlatıyorum zaten. Bir de hani grid efektleri falan biraz girip öyle farklı bir şey de denenebilir ama şu anda ben fiziği tamamlayacağım. Bakın şunları almıyorum. Şu grid alacağım da. Bakın şunu almıyorum, crit. Şunu mecbur verdim. Bazı critleri ben almıyorum arkadaşlar. Ben crit build olmadığı için. Şu support var, support bölümü yani yardımcı bölümlerde.
Burada farklı şeyler alabilirsiniz. Burayı tam incelemedim. O adamlara bakmamız gerekiyor. Bazı sınıflar için olabilir. Debuff bölümü enteresan. Ondan sonra sürekli debuff açıyorsunuz. Her debuff'un debuff yapmanın şok, kanama, şu bu her şey onları daha iyi çalışıyor. Ama bakın bu da bakın burada stun mutan daha çok hammer veya baltalı bir adam yapıyorsanız daha çok girebilirsiniz. Şurası var suppression. Bu enteresan bu adam olabilir. Yani bu artarsa şimdi arkadaşlar onu da gireceğim ben şimdi bu protect murtek yazıyor nasıl çalıştığını da göstereceğim ben. Onunla alakalı arkadaşlar yani o protect olduğunuz sürece daha çok daha pis vuruyorsunuz falan bu tanklara manklara biraz daha iyi olabilir. Movement speed kesinlikle lazım. Bence hemen hemen her adama lazım. Acayip koşma hızı verir ve koşma hızı daha çok dayanıyorsunuz ve çok yüksek cooldownları verir arkadaşlar burada. Ben şunlara fazla girmedim bakın yine bunlar kritik kritik. Bakın şu da critical. Şunu bakayım. Bu çok ihtiyaç duymamışım belki ama şurada en güzeli şu immunity slows down ve shocklara hiç onların hiçbirini yemiyorsunuz. Bu müthiş arkadaşlar. Bunu işte tavsiye ederim. Yani çok size yani sizi kurtarıyor. Şimdi bu speed benim çok iyi. Ona pek girmedim ama şu aşırı dodge kullanmıyorum. Dodge mekaniği de var. Q'ya bastığınız zaman dodge moch yapıyorsunuz. Daha az adrenalin harcıyorsunuz ama çok ihtiyacım olursa onu ileride verebilirim ama şu skill çok önemli. Bir de şu cooldownların alayını alın arkadaşlar. Her adamda lazım. Tüm skillerinizi daha hızlı kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar şu iki pete birazdan gireceğim. Burada arkadaşlar tanksanız çok yüksek hayat ve normal hayat ihtiyacınız varsa tüm hayat bufflarınız burada. Defansa tüm defansa da çok kalkan yani shield ekibi diyeyim. Hep Türkçemiz her yere gidiyor. Dodge moch mekanikleri de var bakın burada ama hani defansif isterseniz burada çok güzel defans skilleri var. Yine dediğim gibi bakın hep %3 %3 veriyor. Yani yine 4-5 skilli birleştirip yani bir skilli dağıtmış 5'e falan. Yani bakın şurada aynı şeyleri var. Çok kalabalığa aldanmayın ama mecbur her levelde bir skill vermeniz, skill point vermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sizi belli levelden sonra 25-30 civarı falan ikiye ayıracak. Ama şeyi takip edecekseniz tabii bu senaryo modunu devam ediyorsunuz. İki ayrı zaman size iki tane yol açacak arkadaşlar. Şimdi bir şurada ki onu şöyle gösterelim daha iyi olur. Şuradaki örnek önemli değil. Burada yaptığınız şeyler. Şu moralite bölümü arkadaşlar. Şimdi moralite o skill bölümü. Moralite bölümünde size bir sürü görevde bir seçenek çıkacak. Siz şu tarafı seçerseniz, şu heykel olan tarafı seçerseniz buraya doğru yöneleceksiniz. Warp Resistance. İşte bu daha çok defans mefans bölüm bakın bölümüne doğru gidiyor. Bakın shield mi, holy shield falan diyor. Burası komple daha defansif, burası komple ofansif. Şimdi arkadaşlar bu tercih tamam size. Tank yapacaksınız, bu tarafa doğru gideceksiniz. Damage yapacaksınız, buraya doğru gideceksiniz. Warp bu oyuna ait bir damage arkadaşlar. Onu işte siz yapmış oluyorsunuz. Bazı yaratıklar size doğru yapmış oluyorlar onu. Onu burada dengesini kuruyorsunuz. Bana 3-4 defa karşıma çıktı zaten 3 tane slot açmışım ben. Bu 3 slotta da yani 3 görevde karşıma çıktı ana senaryodan devam ederken bunu o şekilde böleceksiniz. Şimdi tekrardan biz pasif bölüme geliyoruz arkadaşlar. Burada işte onu ikiye ayırıyor. Bu Radial Pet'te yani damage bölümünde buraya doğru açıyor. Bakın ben %40 warp damage experience kazanıyorsunuz burada. O da çok hoş güzel. Onu hemen aldım ben. %15 daha fazla experience. Bir daha bize bu Pluton Pet var işte. Bu da bakın kalkan malkan daha defansifsiniz burada. Onların dayanıyorsunuz. Daha çok dayanıyorsunuz. Bir tek burada demiş bonus işte bu yaratıklar falan daha fazla vurma falan demişler veriyorum. Şimdi daha çok bu tank için arkadaşlar. Onu da öyle söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim biz pasif bölümüne. Evet pasif pardon. Allah Allah ya. Ya karakter bölümü pardon. Şimdi arkadaşlar karakter bölümünde bir şey atladım ben. Onu mutlaka söylemem lazım. Şimdi bakın şurada hatta biz bir akarodam gelmiş bize onu da verelim. Arkadaşlar burada görevler yaptıkça size level aldıkça buradan bu şeyi her arama değişiyor arkadaşlar. Bu adamla akarı survival ve şey olarak geçiyor. Lan al şurada tam şey mi yazdınız şimdi ya? Şurada blood pet olacaktı ya o şeyler çıktı. Şöyle bir gireyim ben. Şuna. Biz tekrar C'den dönelim ona. Şimdi şurada arkadaşlar Survival Pet var. Burası daha çok böyle şey Blood Last Pet. Blood Last. Şimdi bak ben Akura'ya gittim arkadaşlar. Full damage. Mesela bunu her puanınızda şu 1'e gelecek, 2'ye gelecek, 3'e, 4'e. Bu şekilde bunu devam ediyorsunuz.
5'te de en son bize %60 demiş bonus verecek arkadaşlar. Her düşmanı öldürdüğünden 5 saniye boyunca üzerinde kalacak. Sürekli buff, çok yüksek bir damage alacaksınız. Tabi buraya gelirken mesela ne oluyor, bize bir sürü damage'ler veriyor arada. Zaten yani şu ağacı tamamlamış oluyorsunuz. Bu ağaç biterse ben artık survival bölümünde mesela geri zaman daha çok işte hayat mayat doldurma. Bu Bloodlust bölümünde daha çok işte critical şans bakayım. Yani adrenalin veriyor burada. Şu suspression diyor arkadaşlar, ona şimdi söyleyeceğim. Ondan falan attı. Evet, bu da burası da daha çok critical ağacı. Ama ben sniper olduğum için Akiori benim için daha iyi. Ben düz damage alıyorum ama crit istiyorsanız crit ile Bloodlust'tan gideceksiniz. Survival'ın az gelirse de survival şeyinden de biraz verebilirsiniz. Bu arada bunlar arkadaşlar itemlarımız üzerinden bazıları geliyor. Şunlar itemlarımız üzerinden gelen de ben hiç puan vermedim. Daha çok Akiori bölümünde ben tamamlayıp oradan devam edeyim. Şimdi arkadaşlar esas geldik perklere. Bu daha çok Diablo'da, Miyambo'da olan, bazı oyunlarda olan perk sistemi var arkadaşlar bu oyunda. Pardon. Biz şimdi perk sistemi buradan gireceğim. Şimdi ben perklerine ne koymuşum arkadaşlar? Ben bakın non-critical hits yazıyor. %66 damage bonus yazıyor. Şu %50 damage bonus aimed and sniper skill. Protected or suppressed state diyor. Yani sen çok hayatın inmeden çok yüksek vurmuş oluyorum. Onu şimdi söyleyeceğim neden öyle olduğunu. Bir de arkadaşlar şu optimize sniper patent var. Ben onlara vurduğumda %3 eksi 3 hayat şeyleri düşüyor. Koşmaları azalıyor. Bir de sniper shot skill var arkadaşlar. Onu böyle özel kullanıp dolduruyorsunuz onu. O %20 damage yapıyor ama her stack'ta, yani %200'e kadar çıkıyor arkadaşlar. O 10 stack yapıyor çünkü anında çıkarıyor. 10 stack'larını hızlandırdım ben. Çok yüksek bir one shot atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu herhangi birine tıkladığınız zaman size oyunun başında bir tanesini açacak. Belli orta levelde 20'lerde falan bir tane açacak. 35-40'larda da bir tane açacak arkadaşlar. O zaman bunu tamamlamış olacaksınız. Tabi bunu kombinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şunu basıyorsunuz. Burada bunlar siz level aldıkça artacak arkadaşlar. Hepsini açacak size. Burada bir sürü skill'e bakın daha yani çoğu açık değil. Ama hemen hemen benim sniper skill'ini hemen hemen bana verdi. Hatta bakın şurada çok güzel close range core bu shotgun için. Mesela bakın şurada çok güzel crit vuruşlar var. Bakın şurada çok güzel hayat doldurma şeyleri var. Perkleri var. Arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Bakın şurada bir şey şeyden etkilenmiyorsunuz. Şurada işte ben durdukça focus state yani bu nasıl diyeyim şimdi mana gibi bir şey var arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Boyun bayağı bir derin. Onların falan otomatik dolduruyor falan işte. Şurada dodge moch aşırı yüksek veriyor. Şurada işte range damage bonus. Bu da çok makine tüfekler için falan. Şu bakın nasıl diyeyim size el bombalarınız %100 damage yapıyor falan. Yani güzel bir sistem var aslında. Kendine özgü. Benim hoşuma gitti bunlar arkadaşlar. Hatta bakın burada bu dotlar yani işte açtığımız kanamalar şunlar bunlar %80 daha fazla üzerinde duruyormuş falan. Yani sizin burada oyun sisteminize göre, silah sisteminize göre, hatta bakın körlük mörlük var burada, silah sisteminize göre tüm kombinasyonu ayarlayıp burada çok güzel bir bu 3 tane perk ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre de adamınızı devam edip oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada onu gösteremeyeceğim. Şimdi onu oyunun içine girmemiz gerekecek. Şimdi şurada şunu söylemem gerekiyor. Hatta onu mutlaka söyleyelim bir dakika. Arkadaşlar değil mi? Şimdi şurada şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben şurada fizik gitmişim ya. Mesela hani az önce söyledim ya ben ateş falan diye. Arkadaşlar birçok silahta ateş grubu giriyorsanız bunu almanız gerekiyor. Mesela ben az önce söylemiştim bu sniper'ları anlatırken. Fizik bölümünü ben, çünkü ben fizik sniper kullanıyorum. Ama gidip de ben beam yani başka hit nerede? Bakayım bir dakika. Şu range'tadır o. Mesela bakın şurada armor piercing falan diyor. Bu lazer silahları için falan özel skill'ler falan var. Yani siz hangisi örneğin sniper'da fizik kullanıyorsanız örneğin physical attack bölümüne doğru ilerleyeceksiniz. Lazerli bir şey kullanıyorsanız mesela onlara bakın suspension da olabilir. Bakayım. Şey olacak arkadaşlar ya. Aiming shot'ları değil de. Bunların bazılarında şey yazıyor arkadaşlar. O şeye doğru yöneliyorsunuz ama daha çok ranged combat'larda falan geçiyor. Çünkü lazerli silahı sniper'a geçtiğiniz zaman daha hızlı falan oluyorsunuz. Doğru arkadaşlar burası. Yine mesela buraya doğru yönleneceksiniz. Yani yine sniper yapıp buraya doğru yönlenebilirsin. İşte ateşin varsa buraya işte zehir vurmak istiyorsan veya daha farklı bir şey yapmak istiyorsan buralara doğru yöneleceksin. Yani sizin şuradaki, şimdi onun için bir oyuna girip anlatmam gerekiyor. Oradaki şeylere doğru yönlenip
adamınızı tam bir şekilde dallandırmanız gerekiyor. Şuna bakayım, bu neymiş bu arada? Ha, bunu kremlemedim tabii, yerim yok. Şimdi şuradan biz gelelim. Şunları satayım ben arkadaşlar. Sen al şey diyelim, hatta şunu da yeşile satalım. Şunları da şöyle koyalım, bir yerimiz bayağı bir açılmış olsun. Şunları da satayım ben, iyi paralar bunlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada anlatacağımız hemen hemen bir şey kalmadı. Biz şimdi direkt oyuna giriyoruz. Ben size anlattığım gibi burada oyunun başında, videonun başında. Şimdi şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bize otomatikman ilk ana story moddan devam ediyor. Çünkü size içeri atmam gereken bazı şeyler var. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekran geldiği zaman burada yan görevlerde de var. Bunlarda da var. Böyle geldiği zaman burada zorluğu seçiyorsunuz. Arkadaşlar normal oyunun başında tavsiye edebilirim. Story'e pek girmeyin. Bu story seçmiş oluyorsunuz. Bu challenge modda arkadaşlar normal azıcık ilerleyin, sonra hard 1 alın. Şimdi oyunu eleştireceğim bir noktası, zorluk dengesi iyi olmamış. Ve buraya girdiğiniz zaman, ekstrem yaptığınız zaman çok 3-4 level birden yaptıkları şey artıyor. Bakın %53 damage'imi düşürüyor, 77 de acayip darbe yiyorum. Yani şu anda şuraya falan geldiği zaman da yani artık deli gibi yiyorsunuz falan. Şimdi o yüzden hani şuraya hard bir iyi, hem şuradaki eksperimansız iyi geliyor. Glory point, işte glory puanlarınızı, o ilerlediğiniz, bunu göstermiştik onun başında. Ödüllere daha çok ulaşıyorsunuz. Şu Fate de işte arkadaşlar bu tüm craftlara falan kullandığımız bu Diablo'daki şişeler gibi düşünün bunu. Diablo 3'teki. Onlar bir de şu da var arkadaşlar. O da o da onun gibi bir item. Yani bunları daha hızlı almış oluyoruz. Mesela arttırırsak zorluğunu mesela bu daha çok verecek, bu Fate'lere daha verecek. Tamam ama daha biz oyunu yeni öğrenme aşamasındayız. Daha oyunu daha tam nihayete erdirmediğim için ben Hard 1'e devam ediyorum. Hard 1'de arkadaşlar yani fena bir şey. O zor yani, çok oyun kolay bir oyun değil. Emin ol ki sizi biraz zorlayacaktır yani. Şu baktığınızda adamınız müthiş işliyor, acayip dayanıyorsunuz falan. Yani belki bunu işte 3 level birden arttırması kötü. Yani bunu belki 1-2 level yapsaydı daha güzel olurdu ama 3 birden arttırması bayağı bir çok zorlaşıyor yani. Direkt sarıya geçiyor. Bunu bu konuda eleştirebilirim yani oyunu. Onun haricinde ekstra bir şey görmedim. Bu arada oyunda fazla baklamak da pek karşılamadım. Şimdi biz ne yapalım arkadaşlar? Hard 1'den devam edeceğiz. Bize burada şu yan görevleri falan anlatıyor da challenge işte bunlar bana haftalık challenge'lar veriyor, günlük challenge'lar veriyor. Onlara diyalog gibi devam edebiliyorsunuz. Bu da season'ın görevleri. Ha bu arada onu unuttuk. Season'ın görevleri var arkadaşlar. Aynı Diablo 3'teki gibi. Bunları tamamlayıp size bu ödüllere ulaşmış oluyorsunuz. O şekilde de yani diyorum Diablo 3'ten çok şey almış. Şimdi arkadaşlar biz buraya girdiğimiz zaman tabi Journal'da devam etmiş için bize bu görevi anlatacak. Ama biz buraya şu anda Hard'da başlayıp Hard 1'de başlayıp hatta şöyle yapalım. Şöyle basayım ben. Hard 1'de başlayıp Start diyor. Tabi niye Start demiyorum ben bunu. Şunu kremle al, illa aldıracaksın yani onu. Neyse. Orada bir habere uyarı veriyormuş bize. Şimdi biz buradan arkadaşlar start diyoruz oyuna ve buradan bu gezegen de olmuş oluyor. Artık gezegen geziyoruz. Arkadaşlar diyorum oyunun çok konsept derinine girmeyeceğim. Dungeon üzerine kurulu işte iyiler, kötüler işte ilerliyorsunuz. İşte 3-5 önünüze adam çıkıyor. Onlarla efendim devam ediyorsunuz. İşte zaten biz işte özel bir birim olmuş oluyoruz biz. Bu özel birimle işte şeye hizmet ediyoruz. İmparatoru falan onun standart çok derin olmayan bir konusu. Ekstra yan görevlerde de öyle çok derin bir konu göremedim. Birkaç tane değişik ırk var. O ırklarla da arasında mücadele ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde geliyorsunuz. Şimdi büyük M'ye basayım. Bakın bize görevimizi şurada şöyle göstereyim. Şimdi daha açık değil bunlar. Harita açılacak. Şurada bir haritamız var. Şurada size görevimizi atan böyle terse çıkan şeyler konuşuyor. Şurada bakın hayat barınız var. Hatta ben şimdi azıcık shield'im de var şimdi. Bu benim item bana üzerinden gelen shield de var. Ha bak işte onu söylemiyorduk. Aşırı item derinliği yok. Genelde bir üstünü alt tak mantığı var oyunda. Yani aşırı spesifik itemlarda bir şey aramayın. Onu da arada söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bunun menüsü enteresan. Şimdi arkadaşlar şunlar bizim bufflarımız. Yani bizim şuradaki pasifteki. Bunlar bu arada oyun içinde bunları değiştiremezsiniz. Ama yani bunları alıp öyle şekilde girmeniz gerekiyor. Diablo 3'teki Greater Rift mantığı var. Bunda şu pasifleri arttırabiliyorsunuz ama öbür türlü şeyi değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Şimdi buradaki tüm pasif ağacındaki yani aldığımız tüm skill'ler buraya, buff'ları aldığınız zaman buraya gelmiş oluyor. Onları burada göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar şurada adreniniz var. Şurada. Bu adrenalin arkadaşlar, şimdi şu ortadaki skill var, şu armorumuzdan gelen, şu armorun üzerine yazıyor ya, 3 tane adam çıkarıyor. Hatta biz ona basalım, 4'te o.
Direkt 4'te onlara 3 tane bize sniper. Çok acayip iş yapıyorlar bu arada, onu söyleyeyim. Bu sniper'a birebir. 3 tane adam çıkartmış oluyor arkadaşlar. Burada başka bir armor giyip de başka bir skiniz olacaktı. Buradaki adrenalinden onu harcıyor. Bunlar siz savaştıkça bu adrenalin doluyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki skill'e geleyim arkadaşlar. 3 numaralı skill'e. Arkadaşlar bu da size bağlı. Yani şuradaki skill. Arkadaşlar şimdi bende force shield var. Yani ben 3'e bastığım zaman bakın. Şimdi şurada onunla şimdi göreceğiz. Bana özel ekstra shield açıyor. Ama bakın cooldown'u başladı şimdi bunun. Benim bu bitinceye kadar benim bu gitmeyecek. Bittiği zaman çok darbe yersem bu bitecek. Ben bunun cooldown'ı beklemek zorunda kalacağım. Şu yanda da 1, 2, 3, 4 defa da bunu kullanma hakkım varmış. Daha bu çok iyisini bulamadık. Bu 32 level bu. Yani bu şekilde de. Buraya mesela bomba koyabilirsiniz. Başka bir şey koyarsınız. Arkadaşlar buradaki bu defansif. Çünkü benim defansım biraz zayıf. Ben defans koydum. Ama siz el bombası koyup, mayın koyun, flash koyun. Bir sürü şey var. Yani şu slot bunun için arkadaşlar. Çok çok güzel yapmışlar bunu. Hatta bu Chaos Bey'in bir özelliği demiştim ben. Skill sistemini çok uzatmamış. Menüyü 4'te kesmiş. Hızlı seri kullan. Oyunun akışını fazla bu şu menüde savaşırken uğraşma. Esas derinliği öbür taraflara yoğunlaş demiş. O yüzden bu menüyü ben Chaos Bey'den çok beğenmiştim. Burada aynı işlem var arkadaşlar. Şurada hayat potunuz var. Bakın burada yanında yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bunları şimdi onu göstereceğim. Haritanın içine size verecek. Şu bunların mermilerini de haritanın içinde özel yerler var. Orada vermiş olacak. Şurayı inventory yine açıyor burada. Arkadaşlar şimdi şurada şunu söyleyeyim. Bakın şu hayat barımız. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu yeşil protect. Bakın benim bu damage bonuslarım demiştik ya şurada. Damage bonuslarım ben bu olduğu sürece %50 hayvan gibi vuruyorum ben adamlara. Bu giderse sarıya geçmeye başlıyor. Suppression'a geçiyor. Artık ikinci şeye geçiyorsunuz. Bu da sakata geliyor. Artık burada arkadaşlar bayağı bir zayıflıyorsunuz. Yavaşlıyorsunuz. Bazen akıllarınız düşebiliyor, şey olabiliyor. Daha çok buraya gelmemeye çalış. Artık şuraya geldiği zaman bu hayattan yiyecek. Ona dikkat edin. O yüzden bu sistem biliyorsunuz Grim Dawn'da falan var bu sistemler. Çok da güzel yapılmış bu da. Yine oradan alınmış. Grim Dawn'da alınmış. Şuradan bu ana protect, sonra suppression, ondan sonra bu hayata geçiyor. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şurada şimdi bize biz shield açtık ya, bir de shield'imiz var. Sonradan burada hayatımızı bunu da altına doğru almış olacak. Şimdi arkadaşlar bu şekilde burada swap weapon'larımızı değiştiriyoruz. Artık bunu tap tuşuna da yapabilirsiniz. Bakın direkt ben şeye geçtim. Şimdi arkadaşlar burada skill'leri ilk defa içeri anlatamadım. Burada göstereyim. Şimdi arkadaşlar bak, benim burada bakın single shot yazıyor değil mi? Bakın bu single shot da bu skill'in içinde bakın armor breaking, knockback, single target yazıyor. Siz şimdi bakın şuna geleyim ben. Bakın burada araya efekt, bu araya da vuruyormuş. Height suppression yani şu. Şu da veriyormuş mesela burada. Bakın burada ne yazıyor? Armor breaking, knockdown, knockback, sniper, single target. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Sizin skill ağacına girmeden önce bunları, skill'lerinizi okuyup silahınızı belirlemeniz lazım. Şimdi mesela bakın şurada yazıyor. Shot and retreat diyor mesela. Bu da ne diyor? Slow, stun, slow, işte single target diyor. Bakın arkadaşlar ben hepsini bizim çoğunda single target yazıyor değil mi? Hemen ben şuna gireyim. Pasife. Bakın şunlarda bakın single target ya, single DPS arkadaşlar. Aimed bakın sniper, sniper. Fizik yazıyor ya arkadaşlar, fizik. Yani bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Movement bu defansif. Ama bu şekilde mesela fizik skill'i kullanıyorsan fizik, single DPS, single DPS, aimed shot yani sniper bu. Ama bakın araya efekt mesela örneğin şunda, şurada ne yazıyor? Araya efekt AOE yazıyor değil mi? O zaman örneğin pompalaya geçtim. Bakın pompalaya geçtim. Bakın burada ne yazıyor? Her skill'in arkadaşlar con effect, AOE effect. Bakın şurada bu single'miş bu. Bakın con effect, AOE effect. Bakın bu da con effect, AOE effect. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu örneğin pompalı mı kullanıyorsunuz? Hemen buraya açacaksınız. Yine pasiflerden arkadaşlar araya efektle gireceksiniz. Yani AOE'ye gireceksiniz. O zaman da yani skill'lerinizi, silah seçimlerinizi bu şekilde yapmanız lazım. Eğer bunu yaparsanız çok rahat edersiniz. Ben biraz uğraştım. O yüzden biraz ilk başta bunu arada bir sıfırladım, mıfırladım falan. Öyle çözdüm ben bunu. Ama şu anda adam gayet iyi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şimdi oyuna başlayacağız. Tabii ben shield verdiği için benim üzerime şöyle bir shield var. Şurada arkadaşlar pet, sadece pet'i söylemeyi unuttuk ya. Onu bir gerçi buradan gösterebilir miyim onu? Onu köyün içinde arkadaşlar bir DLC'den pet veriyor. Bu böyle yalnız bir pet geliyor. Çok bir ekstra bir artısı yok. Ama şey. Ha bu arada ekstra bir artısı olmuyor. Arkadaşlar bu arada şunu diyeyim size. Örneğin
Bu kızlar yani şu yardımcıların çıkarırken pompalıya geçip de çıkarırsanız pompalı adamlar çıkar. Sniper'a geçerseniz sniper adamlar çıkar. Ben bu sniper oynamak isteyenler için söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar ben tabii buff'ımı bastım. Bunu artık sülemde oldu, bir daha basma hakkım var. Uf. Hemen şuradan bir bakın, şöyle sniper bir tane atacağım, tek atacağım ben ona. O boss'tu bu arada. Şöyle biz devam edelim. Bir saniye arkadaşlar, ben şu kulaklığı geçmemişim herhalde. Oyuna başlamadan ona geçerim. Hemen şuradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar ikinci burada bakın, mouse sol tuş, mouse sağ tuş, solda düz vuruşu ve bir yere genelde tüm silahlarda. Burada genelde ona ekstrem bir skill veriyor, bu daha çok ufak AOE veriyor. Şurada özel sniper shot'ımız var, bunu büyük boss'lara kullanıyoruz. Burada retreat var, böyle geri çekre çekre vuruyoruz. Zaten bu kadar yani, hemen hemen tüm skill'iniz bu kadar. Şu iki bara sıkıştırmış, şunlara özel iki skill'iniz arkadaşlar. Şimdi böyle devam ediyoruz. Şu M'ye bas, bakın şu anda açılıyor, bakın burada düşmanları o şekilde gösteriyor. Oyun güzel, oyuna bakın, şu anda sniper shot çakacağım. Kafadan vurdum onu, tek attım ona. O çok sağlam var, bakın yine yapacağım onu. Atıyorum. Ayağından vurayım bu sefer. 23 mü vuracak arkadaşlar? Bakın silahım karşılık, onu göstereceğim şimdi. Şu adamları çıkaralım. Çok güzel çalışsınlar. Heh. Arkadaşlar silahımız şu anda 159 vuruşta ve 23 mü vuruyoruz arkadaşlar. Onun için diyorum yani, bu adam biraz uğraştım ama iyi bir demirci oldu. Adam biraz zayıf. Bak armor'ı götürmüşler benim. Tık armor'ı basayım. Şimdi böyle yakına geldikleri zaman bunu YouTube yatıkları pompalaya geçin. Boss'ta şu şekilde gösterir. Şöyle Q'ya basıp şey yapabilirsiniz geriye doğru. Tabi ben şeye geçeyim tekrardan. İşte oyunumuz keyifli. Şey daha güzel. Nasıl diyeyim size, bu adam biraz daha böyle sniper olduğu için genelde tek atıyor falan. Ama çok yüksek damage'i var. Ama siz mesela şimdi onu da gösterebilirim. Makine tüfek falan adama geçip de onlar o tam zaten. Onlar taret maret çıkan, şunun gibi taretler çıkarıyor adamda. Şöyle biz devam edelim. Hemen şu boss'u hemen indireyim ben kafadan. Onu tek attım zaten. Adam çok yavaş gibi durur bu adam. Çok yüksek demişi var. Çok da hızlı ilerliyorsunuz. Oyun değil mi? Daha hemen şuna bir sniper. Bir de kafadan vuracağım onu. 31 bin vurduk. Tabii benim armor'u götürüyorlar. Şimdi bayağı leveller yükseldi. Benim armor biraz zayıf kaldı. Bakın görevlerinizi şöyle yuvarlak yuvarlak gösterir. Bir tane boss'a geldik. Hemen hızlı geçtim ben. Beni götürdü zaten. Hemen bir şeye basayım. Bakın bak suspension oldu, gördün mü? Tüm şeyimi yok etti şu anda. Çok kötü yiyebilirim ben. O yüzden kaçtım biraz. Benim adamla oyalıyor onu. Şöyle bir tane çakacağım ben. Heh, şu boss'u şimdi tek atacağım ben. Dur bir daha. Biraz yavaş oynatmak için. Şimdi bir çarpı yaptım, bir çarpı daha vuruyorum. Tek attım ona. Şimdi bir tane daha vuralım. Bu şekilde item'ınızı düşürür. Genelde bu boss'a daha iyi şeyler düşürüyor. Tabi damage'imi düşürdü, niye? Çünkü şey arkadaşlar, şeyim gitti. Bir tane daha basalım. Onu biraz beklemez lazım dolması için. Ha, benim adamları kendine yapmış bu. Ne diyorum, benim adamlar niye aç etmedi? Şu şekilde görevde bize bir şey vermiş. Devam ediyoruz. Müzikleri oyunun iyi, güzel. Grafikleri gayet iyi. Yeterli. Görevimiz buymuş. Ne veriyor burada? Bunları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Böyle hızlı geçebiliyorsunuz. Ha, bu görev bu kadarmış zaten. Çok kısa oldu bu ya. Şöyle yapayım ben onu. Bu şekilde basıp quit diyorsunuz hemen. Köye dönüyorsunuz. Ne şey de mi girdi? Bak ben bunu ilk defa görüyorum. Böyle video kaliteleri falan gayet iyi, şeyler falan gayet iyi. Şimdi artık bunlar yani bu işte bu yaratıklara doğru ilerliyoruz. Onlar bizim işgal falan şey yapıyor. Bu şekilde level alıyorsunuz. Bakın revatlarımız geliyor, skill pointlarımız geliyor. Hatta tekrar bir ödül daha gelmiş. Buraya geliyoruz mesela. Ben artık physical bölümünde şurayı tamamlamış olacağım. Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. O daha iyi olur. Bundan adamdan çıkayım. Öyle videoyu kapatalım. Bir adamımız daha var. Hani en azından hani bu biraz şeydi yani. Benim bu yüksek demişti. Hatta şöyle yapalım.
Bu çok yüksek damage alarak çoğu boss'a tek atarsınız bunda. Hani daha yavaş gibi görünür ama oyunun o ki öyle atıp daha da keyifli. Bu adamın özelliği o. Şimdi hemen bir quit diyelim biz. Öbür adama geçeyim ben. Bakın öbür adam biraz daha farklı. Switch karakter diyelim. Şöyle yapayım en azından. O adamı da ufaktan bir göstermiş olayım size. Ufaktan gameplay'ini. Orada videomuzu sonlandırırız. Diyor bakın işte bu oyun beni biraz güzel, keyifli geldi. Şerefen gayet iyi. Hatta bakın burada da işte birçok şey aynı gibi görünüyor ama hatta şöyle bir kontrol edelim onu biz. Şuradan pasif bölümünden, pardon, karakter bölümünden. Bakın Dark'ın işte 30 açılmamış görüyorsunuz. Bakın ben buna critical şans koymuşum. Damage bonus işte stack on time diyor işte bu şekilde koymuşum. Buna bastığım zaman bakın benim öbür adamla açtığım birçok şey buraya doğru yavaş yavaş gelmiş. Bu da yavaş yavaş ilerleyecek. Şimdi arkadaşlar bu adama tabii biz ağır makineli ve kullanıyoruz şu anda. Tabii düzgün bir silah yok bu adamcağızın. Ama biz bir hemen mesela şöyle bir rastgele bir göreve gireyim ben. Öyle her şeyi anlattık zaten. Yine Hard 1'de gireyim ben bu adama. Bu daha çok tank tabi birazcık daha iyi bu adam. En azından o şekilde de sonlandırmış oluruz videomuzu. Hem iki tane farklı da adam göstermiş olurum. Ama inanın arkadaşlar sniper çok hızlı oynuyorsunuz. Hiç kafanız ağrımıyor. Boss'tan falan hiç korkmuyorsunuz. Çoğu boss'a tek atıyorsunuz. Doğru zaman doğru hamle yaparsanız çok fazla işten efendim girmeyeceksiniz ama bu adam da işten doğru dümdüz girebilirsiniz. Bu adam dediğim gibi biraz daha rahat. Bu adam artık şöyle söyleyeceğiz abi bu adamı. Komple Combat Master'dan gireceğiz buna. Bu adam pompalı da artarsa falan pompalı da bu adam kullanabilir ama daha çok bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan bu adamla başlıyoruz. Biliyorsunuz bizim videolarımız biraz detaylı olur, biraz uzayabilir. Ama ben her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bize görevimizi anlatıyor. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bakın bunda mesela mayın falan varmış. Mesela bu taret maret çıkarabiliyor. Şimdi bu adam biraz yavaş. Ama bakın bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde her şeyi çıkarabilirsiniz. Ağır makineli. Bu da acayip keyifli bir arkadaş, adam. Ben bu adam aslında bunu denemek istiyorum ben. Çok hoşuma gitti bu adamda. Bu şekilde orta duracaksınız. Bakın çok yedik. Bir dördü çıkaralım. Tabii adamın şeyi biraz zayıf. Hard 1'e girdik. Yani bu şekilde arkadaşlar maket tüfek olarak kullanabilirsiniz. Bu adam şu an çok yavaş ağır kullanıyoruz. Daha hızlıya geçebilirim. Pompalar falan daha hızlı. Ha bunu unuttuk arkadaşlar ya. Savaşırken şu şekilde space'e basarak şunların kenarına falan durabiliyorsunuz. Bir bakayım. Boss var şurada. Ben onu şunu çıkarayım tarihte. Şöyle retreat yapalım. Büyük de vurabilirsiniz. O makine çalışıyor zaten. Daha yavaş sıkabiliyorsunuz. Bu daha ağır makine sıkıyorsunuz. Şöyle gireyim. Bakın bir sürü item çıkıyor. Zaten itemler buraları otomatik geliyor zaten. Heavy boulder. Ha, şu elindeki yeşil daha iyiymiş. Şöyle devam edelim. Ha şu şekilde bir tane dört atayım şuraya. Daha büyük sıkayım, daha yavaş sıkayım. Şu an Space'te geçtim ben. Space'te cover alıyoruz arkadaşlar. Bu adamı cover almanız biraz daha önemli. Yavaş bir adam bakın. Şöyle geliyorsunuz. Space'te burada cover alıyorsunuz. Bunların bir hayatı var. Ona doğru hani orası kırılırsa açıkta kalmış oluyorsunuz. Şöyle yapalım. Değil mi? Keyifli oyun. Oyun akıyor. Skilleri iyi çalışıyor. Efektleri falan da iyi, gayet iyi. Hemen şuradan şeyimiz yok tabi. Onu doldurmamız lazım. Hemen şurada bir ben korumaya geçeyim kendimi. Oo çok kalabalık geldiler. İşte arada böyle oluyor arkadaşlar. Değil mi? Oyun sağlam aslında. Ben şu dördü çıkarttım. Heh benim şimdi tayet orada. Çalış oğlum. Çok kalabalık oldu. Pompalıya mı geçsek? Yok pompalı değilmiş. Tabi bu adamı şimdi oynamadık doğru dürüst. Yani level de aldık zaten. İşte oyun bazen zorlaşıyor. Bu şekilde devam edelim. Tabi de Hard One girdik şimdi daha item çok iyi değil bunun ama olsun ya yani yine de ilerliyoruz yani. Hemen şuradan bir tane çıkaralım şuradan. Ya cover bulamadım şu yaratıklar hep buraları şey yapmış. Cover'ları böyle yatkı şey yapıyor bu kötü nasıl diyeyim size
Yani orası izin vermiyor o girmelerini, girmenize oraya. Şuna teleportlar. Onlar yatık oradan çıkıyorlar. Şu büyükten sıkayım şimdi ha. Şöyle kavrulabilirsiniz yani. Şöyle yapalım. Hayır tuzak tabi. Oo. Ha büyü sıkıyorum şimdi. Çok güzel götürdük. Bir tane hayat basayım. Bir de bomba. Oo, suppression oldum. Büyük sıkıyorum şimdi. Boss tabi büyük arkadaşlar. Ufak değil. Bir cover alayım şuradan. Çok güzel oldu. Tamam. Bilmiyorum arkadaşlar. Oyun keyifli. Hani rahatça olup alıp, fiyat düştüğü zaman alın. Belki de arada almış olan arkadaşlarımız da vardır. En azından onlara da güzel bir rehber olarak düşündüm ben. Çünkü çok uygun da fiyat arkadaşlar. Yani tüm paketi o fiyata baya baya uygun aldık. İnşallah siz de almışsınızdır. Alın arkadaşlar biraz daha beklesinler. 200 lira edecek bir oyun değil. Ama hatta Prophecy'yi almayabilirsiniz. Necro istemiyorsanız. Ama bazen şeyiniz biraz eksik kalır. Bazı şeyleri veriyor Prophecy'de. Uygun bir fiyata bu 50-60'a 70'e düşüyor. O zaman rahatça alıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi demek istediğim nokta şuydu. Bakın şurada hayatlarımızı kullandık ya. Bakın böyle hayat potlarınızı sadece haritanın belli yerlerinde veriyor. Bir de bakayım bu mermi işareti olan bir sandık daha var. Orada da şeylerinizi veriyor arkadaşlar. Şimdi sağ yapıyorum ben. Yavaş sıkıyorum ağır makineyle. Sol yapınca hızlı sıkıyorum. İki de büyük bomba atıyorum. Bir de geriye doğru sıkıyorum. Biraz elim alışmasın. Reload ve hızlarını arttırdım ben. Şimdi büyük sıkıyorum şimdi. Şimdi bir tane kısa. Şimdi de geri geri şu şekilde kaçarak sıkıyorum. Çok güzel dinamikler var oyunun. Yani mutlaka hani bu şeyleri kullanın. Her bir skin'in ayrı bir şey var. Bakın bu da ne geçmiş mesela? Bu da physical geçiyor. Oo. Lan dördü çıkart. Abi dayanabilir miyim bakayım? Dayanamayacağız ha. Şu büyüyü sıkalım. Ha, güzel bir shotgun verdi. Tamam. Ya arkadaşlar bu şekilde oyuna devam ediyorsun. Burada hani sonuna getirmeyeceğim ama. Yani hatta bakayım şurada güzel bir şey. Şu benim şeyim çok kötüydü. Şuna Laskan koymuş. Shotgun koyacaksın. Yani bir tane shotgun koyalım. O sette 3 bile tamamlamış oluruz. Arkadaşlar Warhammer 40.000'den bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi önerileriniz, sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka alta not olarak iletin. Sağ olun bu arada arkadaşlar öbür videolarımız çok teveccüh görüyor. Her türlü şeyle ben dönmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bunun için her şey için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.